hello, Nancy Sai, İstanbul ve Ankara, Havana. Küba'dan herkese merhaba. Turkey, the land of Mustafa Kemal Atatürk. We copy from the Cuban Revolution, copy from Mustafa Kemal, from Atatürk. Así, dime entonces, ¿quién es Atatürk? ¿Qué significa es Atatürk? Hello. Hello. What are you doing here? Oh, I'm traveling. So, yeah, well, welcome to El Mejunje. It's considered one of the more important cultural centers in the country. So where you come from? What is your country? I'm from Turkey. Turkey? Oh, your English is so good. Thank you. I was thinking that you was from some other place, Turkey. From where? Istanbul? Ankara. Ankara, the capital. Yeah, wow. You know it. Yeah. So, social and political ideas coming from one of the more important leaders that you get in your history. I don't know if you know Mustafa Kemal Atatürk. So you're asking this question to me? Yes. Are you crazy? No, I'm not crazy. I could ask this question to you, like, how do you know him? But for example, even in Havana we have a statue. Yeah, I have visited Mustafa, like 2, 3, 4 times. And I was like so proud, because just think about it, Cuba is far from Turkey. But some of the ideas that impulsed the Cuban Revolution at the beginning was the ideas of to make modernity change the country. Yeah. Before 1969, Cuba was almost like a feudal country with powerful North American companies and landlords that they controlled the whole land. The farmers was very poor. The women was having a very small position in society, very, very degraded, only like possession of his family or husbands. And some of the ideas than the Cuban Revolution, like Fidel Castro, even Che Guevara. Che Guevara was a very big fan, or he studied the life of Atatürk, of Mustafa Kemal. And some of the ideas that Kemal used in the 1920s in Turkey for to make the new Turkey, for to make Turkey change to a modern country, to a European country, to part of the modernity, like making laws than giving more chances to the farmers. We copy from the Cuban Revolution, copy from Mustafa Kemal, from Atatürk. It's an honor for me right now to hear this, and plus you know all these things. Like, how come? Cuban kids in the school, in secondary school, they learn. They have classrooms 3 times in the week of history, and modern times, or especially the fathers of the modern times. Atatürk. I like to call it Atatürk. I like how it sounds. And it feels great when I hear. I know his name was Mustafa Kemal. Sometimes I'm like checking myself. Am I talking to a Cuban man? Like, I'm Cuban. Are we sure about it? I'm Cuban, 100%. This moment he was having the possibility of to become. In a new sultan, or the very powerful man in Turkey, you know, like a dictator, and he preferred to become in a president elected by the people. You know, he bring democracy to Turkey. Yeah, after the war, he could have been the sultan, like the new sultan, but he's not now. It is now democracy time, and the people are gonna elect, and they're gonna be elected. So, wow, oh my God, like, you know all these things about history, and I can't believe. But we learn about these things in Cuba. It's part of our educational system. So what I was just trying to say is, like, doesn't matter how far away Turkey looked from Cuba, or how different our cultures could be, even if you be around in the street in Cuba, looking how we look like, I have a friend that is from Turkey. He live in England, and when he comes to Cuba and he doesn't speak, people think that he's Cuban. We even in the face and in the physical, ethnical way, we look similar. Exactly, you're right. Yeah, for example, you are a very beautiful girl, but you could pass as a Cuban girl. You look like Latina. You have your I think Turkish people. Hola, something to me, and I was like, Turkish people come here and they look like one of us. They are not like, for example, Germans or you know, Scandinavian people or Asian people that that they look very different to us. Turkish people is like, if you film in the street, Cuban people, your friends in Turkey, they could say, hey, they look like us. We are very similar. Yeah. You know, like the men especially, we are brunette, dark hair. Yeah. Is this sometimes masculine complexion? Thank you. I feel so honored. For us here in Cuba, it's an honor that you come here. For me, it's a privilege that you made me those questions. I hope that your friends could see this video. Actually, many people are gonna watch it. I'm not a YouTuber or anything, but you know, my students, my friends, my teacher friends, everybody's gonna watch it. I'm saying hi from here to all the students of this intelligent, beautiful woman, and come to Cuba. It's an honor for me to be here in Chess City, and then nice to meet you. It was really nice to meet you. And enjoy the concert tonight. Yeah, we will. We will enjoy together. Thank you so much for everything. Seriously. A pleasure. Thank you so much. Turkey is the land of Mustafa Kemal Atatürk, Nasreddin Hoca, the Mevlana, and Nazim Hikmet. And I don't like football. I don't tell you much cha cha cha. I don't know the teams of football. I don't care about football. I care about politics, like culture, you know, artistic culture from Turkey that is very interesting. How do you know Mustafa Kemal Atatürk? Because I have studied history at the university. Anyway, there is a monument dedicated to Mustafa Kemal Atatürk here in Havana. Exactly. I'm gonna visit it tomorrow. And then, how do you know Nazim Hikmet? So you have read his. Che Guevara. Yeah, of course. Quoted him. Para quoted him. Yeah, exactly. Le mando muchos saludos a Turquía. Le doy la bendición a Mustafa Kemal Atatürk por ser el líder de Turquía y darle la felicidad y la libertad a todos los turcos. La paz es el respeto del mundo. Tía, te amo, Ankara. Así, dime entonces, ¿quién es Atatürk? ¿Qué significa es Atatürk? Ata significa el padre de Turquía, el que salvó a las mujeres de Turquía. Y Türk es el país de Turquía, el país que el padre de Turquía salvó a Turquía. Atatürk. Ya bu kızı o kadar çok seviyorum, o kadar zeki ki her öğrettiğim şeyi anında öğreniyor ve benim için bu, yani Türkiye'den kalkıp Küba'daki birine bunları öğretmek ve bu kadar bilgiye aç olan bir insana bunları öğretmek, başka ülkelere dair bir şeyler de öğretiyorum. Bunlar muhteşem duygular benim için. Te amo mucho mi amor. Havana, Küba'dan herkese merhaba. Türkiye'den yola çıkarsınız ve 10.000 kilometre öteye, Karayiplerin incisi Küba, başkenti Havana'ya ulaşırsınız. Ve Malecon'da şarkılara konu olan Malecón Kordon'da yürürken birdenbire can damarınızdan vurulursunuz. Neden? Çünkü atanızla karşılaşırsınız. Düşünsenize, Küba'yla ne kültürümüz ortak ya da yakın, ne topraklarımız birbirine yakın, ama böyle birdenbire Atatürk'le karşılaşırsınız. Ve duygulanırsınız. Ne yapıyor ki? Neden Atatürk'ün üstünü buraya dikmişler ki diye açıkçası merak edersiniz. Küba'ya ilk defa geliyorsanız ve benim gibi dünyayı gezerken hiçbir şekilde gitmekte olduğunuz ülkeler hakkında hiçbir şey okumadan gidiyorsanız böyle şaşa kalırsınız. Derya Deniz ben bu arada, merhabalar. Ben 2,5 yıldır dünyayı geziyorum. Gitmeden gideceğim ülkeler hakkında genelde bir şey öğrenmem. Çünkü gittiğimde o insanlarla, halkla öğrenmeyi tercih ederim. Şimdi dolayısıyla 2 yıl önce bu topraklara geldiğimde bana pat diye böyle 2. gün yolda gezerken biriyle karşılaştım ve bana nerelisin? Türkiye. Ah, Land of Mustafa Kemal Atatürk, Nasreddin Hoca, Mevlana, Nazım Hikmet diye saymaya başladı ve ben böyle şaşırdım, ne oluyor yahu dedim. Malecon'da liderimizin üstü var, ona çok saygı duyarız, biliyorsun değil mi? Ziyaret ettin mi dedi. Ben de dün ziyaret ettim, gelir gelmez Malecon'da yürürken, evet biliyorum ama siz bunu nasıl biliyorsunuz dedim. Biz onu Che'den biliriz, Fidel Castro'dan biliriz. Çünkü hem Fidel hem Che ona çok büyük saygı duyardı ve aynı zamanda çok büyük sevgi beslerlerdi diye böyle size pat diye açıklama yapmaya başlarlar. Siz böyle şaşırırsınız. Günler geçer, başkalarıyla karşılaşırsınız. Nerelisin Türkiye? Sohbet hiçbir zaman değişmez. Nerelisin Türkiye? Ah, Atatürk'ün topraklarındansın diye verirler size. Sonra birazcık daha ötelere gidersiniz, Osmanlı İmparatorluğundan, Jöntürklerden bahsederler. Yahu bütün bunları nereden biliyorsunuz diye siz böyle coşkuyla sorarken size şöyle derler. Çünkü Kübalı çocuklar 6. sınıfta modern tarih dersinde Atatürk'e dair, dünya liderlerine dair dersler alırlar. Atatürk bizim için özellikle önemli çünkü biliyorsun değil mi? Küba devrimi Atatürk devrimlerinden kopyalandı diye verirler ve siz gerçekten olmayan ceketinizin düğmelerini iliklemeye ve ben bile bu kadar belki de Osmanlı'ya, Jöntürklere dair bu kadar çok şey bilmezken sizin bilmeniz benim için çok onur verici diye siz böyle gerçekten gururlanıverirsiniz. Şimdi Küba, Fidel Castro, Che Guevara, Camilo Cienfuegos ve Jose Marti'nin toprakları. Peki Jose Marti kim? Jose Marti bu bağımsızlık serüveninin başlangıç noktası ya da bu ülkenin ruhu diyebiliriz. Diğer insanları zaten biliyoruz. Fidel Castro'yu hepimiz biliyoruz. Che Guevara'yı aslında dünyada herkes biliyor. Ama ne dünyada ne de Türkiye'de biz devrimin 3 ayağı bu insanlardan oluşur ve biz 3. ayağa dair çok bir şey bilmeyiz. İşte Camilo o insan. Camilo Fidel'in sağ kollarından ve generallerinden ve öldüğünde 27 yaşındaki gencecik bir insan. Peki şimdi Küba'da evet Atatürk'e bu kadar saygı var. Böyle her karşılaştığınız insan Atatürk'ü bilir mi derseniz aslında hayır. Özellikle yeni nesil yani 15-20 hatta 30 bile diyebiliriz. Bu yaş grubu Atatürk'e dair çok bir şey bilmezler. Ama olur da geldiğinizde 40-50 yaşındaki insanlarla karşılaşırsanız size Atatürk hakkında bahsedecektir. Yani ötelerde bu duyguyu yaşamak o kadar güzel bir şey ki. Ben şimdi size bazı tanıştığım ve konuştuğum insanlardan görüntüleri getireceğim. Lütfen gururla seyredin. Önce ben gururlanmıştım. Şimdi bu gurur sırası sizde. Hola señor. Hola. ¿Está pasando bien en Cuba? Sí, muchas gracias. Me encanta Cuba. Herkese sevgilerle. Derya Deniz, ben 2,5 yıldır dünyayı geziyorum ve halkla iç içe, halktan bütün hikayeleri öğrene yapıyorum bunu. Ve halkla konuşabilmek için gittiğim ülkelerde dil öğrenmeye çalışıyorum. Lütfen videoyu seyrettikten sonra beğenip, yorum yapıp bana katkıda bulunun. Çünkü ancak bu şekilde biraz YouTube'dan para kazanarak yolumun devamını getirebileceğim. Herkese Havana'dan, Küba'dan sevgilerle. Hello, Nazim Sai. İstanbul ve Ankara. Ankara, nasılsın? Ankara. İyiyim, sen nasılsın? Nazim Sai. Teşekkür ederim. Teşekkürler. İstanbul ve Ankara, beautiful. Fenerbahçe and Galatasaray. Beautiful on football, yeah? People Istanbul, Ankara, beautiful, teşekkürler. 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 One moment. What is that? Tell me. Moment. Yeah. I'm just filming the car. For you. Don't worry, I'm here. This is you want peanuts? Special? You want peanuts? It's good for the lower day and the fresh. You can do it. Watch out. You can do it. It's good. It's good. Yeah. What's your name? Emilio. And you? Emilio. Deniz. Nice to meet you. Nice to meet you.